Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. An itibariyle Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplantısı çevrim içi olarak düzenleniyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu toplantıda konuşma gerçekleştiriyor. Toplantıda Tokayev ve Nazarbayev'e övgülerle başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını 2 dakika dinleyelim. Ardından Kazakistan'daki son durumla ilgili haberleri ve dünyanın diğer kısmından haberleri aktaralım. Onursal Başkanımız Sayın Nazarbayev ve Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyonu doğrultusunda güçlü bir devlet aklı oluşmuştur. Kazak halkı da mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla birlik ve beraberlik ruhunu gösterecek sağduyuya sahiptir. Değerli mevkidaşlarım, Türk Devletleri Teşkilatı olarak yaptığımız ortak açıklamada ve bugün kabul edeceğimiz ortak bildirideki temel mesajımız şudur. Büyük Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanındayız. Ülkede istikrarın yeniden tesis için Kazakistan'a desteğimiz tamdır. Türkiye Cumhuriyeti olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk. Kamuoyumuz gelişmeleri yakından izledi, millet olarak dertlendik. Sayın Cumhurbaşkanımız, başta Sayın Tokayev olmak üzere üye devletlerin devlet başkanlarıyla temas halinde gelişmeleri yakından takip etti. Biz Kazakistan'a güveniyoruz. Kazakistan'a inanıyoruz. Türk dünyası olarak Kazakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz. İstikrar ve refah yolunda Allah'ın izniyle birlikte yürüyeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi sözü değerli kardeşim, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tiloberdi'ye bırakıyorum. Kendisinin değerlendirmeleri hepimiz için çok önemli. Bilindiği gibi Lukashenko Özbekistan'ı tehdit etmişti. Özbekistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütüne katılması gerektiğini ifade etmişti. Bu kapsamda dün Özbekistan'dan herhangi bir resmi cevap gelmediğini söylemiştik. Bugün de resmi bir cevap yok. Fakat Özbek medyasına baktığımızda Özbekistan'ın kolektif güvenlik anlaşması örgütü kapsamında yakın işbirliğine ihtiyacı olduğu genelde Özbek sitelerinde not düşürmüş. Yani Özbek basınının da aslında Rusya tarafından ele geçirildiğini söyleyebiliriz. Özbek internet sitelerinin çoğunda da Rus yanlısı haberler yapılıyor. Bu kapsamda özellikle Özbekistan'da bulunan Rus üniversitelerindeki şahısların açıklamalarına yer verilmiş. Örneğin Plekhanov Rus Ekonomi Üniversitesi Taşkent Şubesi'nde doçent olan Ravşan Nazarov'un açıklamalarına yer veriliyor. Artan uluslararası tehditler karşısında Özbekistan ve CSTO ülkeleri arasındaki işbirliğinin genişletilmesinin ihtiyaç oluşturduğunu söylüyor. Burada Lukashenko'nun açıklamalarına yer verilirken Özbekistan'ın bu duruma özellikle dikkat etmesi gerektiği vurgulanıyor. Özel röportajda uluslararası terör tehditlerinin Özbekistan'da var olduğu, bu kapsamda Özbekistan'ın CSTO ülkeleriyle özellikle Rusya ile askeri teknik işbirliğini genişletmesi gerekiyor açıklaması yapıldı. Uzman Kazakistan'daki mevcut durumun uluslararası terörizmin uyandığının bir teyidi olduğuna da dikkat çekiyor cümlesi kullanılmış. Akaryakıt fiyatlarında veya gıda fiyatlarında temel ihtiyaçlarda artış gibi en ufak bir kıvılcım Özbekistan'da yeterlidir cümlesi kullanılmış. Özbekistan'da renkli devrimi örgütlemek için gerçek bir girişimin Mayıs 2005'te ülkenin doğusundaki Andijan bölgesinde yapıldığını da hatırlatıyor. Yine bir diğer Özbek internet sitesi Podrobno.uz'de ise yine uzman Lukashenko'nun sözlerini yorumlarken bu sitede ise Özbekistan'ın buna ihtiyacı olmadığını ifade ediyor. Özbekistan'ın zaten istikrarlı bir ülke olduğu, kural olarak tüm kararların kamuoyu kapsamında yeteri kadar destek gördüğü belirtilmiş. Yani genel olarak artık istikrarı bozacak ön koşul yok. Fakat Kazakistan'ın Çimkent kentinde ayaklanmalar olduğunu ve Taşkent'e 100 kilometre uzaklıkta olduğunu, bu nedenle komşu Kazakistan'daki protestolara katılabilecek Özbek vatandaşlarının buraya sızmasının mümkün olduğunu da ekliyor. Yani görüldüğü gibi Özbekistan basınında da tam anlamıyla tepki açıklamaları görmüyoruz. Tokayev açıklamalarda bulundu.
Elbaşı sayesinde yani Nur Sultan Nazarbayev sayesinde uluslararası standartlarda zengin insanlar ortaya çıktı ama sıradan insanları düşünmenin zamanı geldi açıklamasında bulundu. Kazakistan halka saygı göstermenin ve onlara sistematik ve düzenli bir şekilde yardım etmenin zamanı geldi şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Bu nedenle hükümetin şirket yelpazesini belirlemesi ve onlara yıllık fon miktarını arttırmasını kabul etmesi bekleniyor. Yine Özbekistan'da nüfusun 35 milyonu geçtiği duyuruldu. Halkın yarısı şehirlerde, yarısı ise kırsal bölgelerde yaşıyor. Almatı'daki isyanlarda El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi Rektörü Zeyn Said'in oğlu Elnar'ın öldürüldüğü duyuruldu. Bu üniversitenin basın servisi tarafından ifade ediliyor. Tokayev şu açıklamayı yapıyor. Silahlı kuvvetlerin, kolluk kuvvetlerinin, ulusal güvenlik kurumlarının ve dış istihbarat çalışmalarının yeniden yapılandırılmasını umuyoruz açıklamasında bulundu. Tokayev sorunları çözmek için bazı maddelere odaklanacak. Burada 9 madde odaklamışlar. Özellikle burada dini aşırıcılık cümlesi kullanılmış. Umarız DAEŞ bahanesiyle tüm Kazakistan'da dine kısıtlama getirmezler. Genellikle Özbekistan'dan bu tarz haberler duyuyoruz. Yine Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesi eski başkanı Kerim Masimov'un 2 aylığına tutuklandığı duyuruldu. Kendisi geçen günlerde tutuklanmış ve vatana ihanet ettiğinden şüphelenilmişti. Gözaltı süresinin 2 ay olduğu ve bu kapsamda mahkemeye çıkacağı belirtiliyor. Yine Tokayev bazı istihbarat yetkililerinin KNB'nin binalarına belge ve silah bırakarak kaçtığını itiraf ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İçişleri Bakanlığı'na ait özel kuvvet askerlerinin terör saldırılarını püskürtmedeki cesaretine dikkat çekti cümlesi kullanılmış. O zaman ülkeye neden Rusya'yı çağırdın diye de sorarlar. Bilindiği gibi bir önceki videomuzda da haberini yapmıştık. 2 gün sonra kolektif güvenlik örgütü anlaşmasının bölgeden çekileceği duyuruldu. Bu arada Türk Konseyi toplantısına Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Sizisko, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kazakistan Türkü Bağdat Amreyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, yine Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tilauberdi, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşit Menedov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbey ve ülkemizden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılım sağlıyor. Bu notu da düşelim. Bununla ilgili zaten fotoğraflardan kimlerin katıldığını görmekteyiz. Diğer kişiler ise gizlenmiş durumda. Mısır'da 4 nala koşan atığın zıt yönde hareket eden 2 tren arasına girdiği, yolcuların tüm çabalarına rağmen demir yolundan ayrılmayan atın ezilmekten kurtulduğunu görmekteyiz. Hindistan'da 7 yaşındaki yüzücü Jewel Marian Basil'in Kerala eyaletine bağlı Alappuzha şehrinde Vempanadu Gölü'nü yüzerek geçmeyi başardığı duyuruldu. Geçen yıl 9 yaşındaki bir çocuğun bitirdiği parkur başarıyla yüzen kişinin gölü yüzerek geçmeyi başaran en küçük çocuk rekorunun sahibi olduğu duyuruldu. Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli'nin 2 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği duyuruldu. Sözcü Roberto Cuglio, Sassoli'nin hayatını kaybettiğini Twitter hesabından duyuruyor. Sassoli, İtalya'nın kuzeydoğusundaki Aviano şehrinde kaldığı hastanede yerel saatte 01:15'te hayatını kaybetti. Hoşça kalın.